Şimdi bir diğer kişilik kuramı olan biyolojik kuramdan bahsedelim. Ama önce şunu söyleyeyim. Bu kuramın birçok versiyonu var. Bazıları özel olarak beyne odaklanıyor. Bazıları da evrimsel psikolojik yaklaşım gibi mesela özelliklerden çok davranışlar üzerine eğiliyor. Örneğin evrimsel psikolojiye göre Erkekler ve kadınların sahip olduğu farklı çiftleşme stratejileri genetik madde iletiminin maliyetini etkiler. Mesela erkeklerin birçok cinsel partneri olabilir. Fakat hamileliğin maliyeti yüzünden kadınlar daha seçicidir. Bu söylediğim muhtemelen günümüzün en baskın psikolojik ve biyolojik kuramlarından biri. Ve bu kuram söz konusu olduğunda akla gelen en önemli psikologlardan biri Bastır. Tüm bunlar bir yana, biyolojik kurama göre kişiliğin önemli bileşenleri kalıtsaldır. Anahtar kelimemiz bu. Önemli bileşenler kalıtım yoluyla geçer veya kısmen genlerimiz tarafından belirlenir. Hani hücre çekirdeklerimizin derinliklerinde bulunan genler. Biyolojik ve genetik etkenlerin kişilik üzerindeki etkilerini incelemek için araştırmacılar daima ikizlere bakar. Çevresel karakteristikleri genetik olanlardan ayırmak için birçok psikolojik kuramda ikiz araştırmalarından faydalanılır. Daha net olmak gerekirse, tek yumurta ikizleri gözlemlenir. Çünkü tek yumurta ikizlerinin genetik yapıları aynıdır. Böylece çeşitlilik etkenlerinden biri elenmiş olur birbirinden ayrılmış olan veya farklı çevrelerde yaşayan tek yumurta ikizleri incelenir. Sonuçlar gösteriyor ki ikizler küçük yaşta birbirinden ayrılmış olsa bile benzer kişiliklere sahip oluyorlar. Özellik kuramında sınıflandırılan bazı özellikleri kalıtımdan diğer bireylere nispetle daha çok etkileniyor. Bu özelliklerden biri toplumsal nüfus. Toplumsal nüfus, bireyin toplumsal bir durumda üstlendiği liderlik ve hakimiyet rolünün ölçütü. Bunun ayrı büyüyen ikizlerin ikisinde de ortak olduğu görülmüş. Diğer bir özellik de gelenekçilik yani otoriteye uyma eğilimi. Bu özelliğinde ikizlerde ortak olduğu gösterilmiş. Ama aynı zamanda bazı özelliklerin kalıtımla daha az ilintili olduğu anlaşılmış. Mesela başarı özelliği. Bu özellik ikizlerden birinde diğerinde olduğundan daha güçlüymüş. Tıpkı yakınlık gibi. Bazı araştırmacılar daha da ileri giderek bazı genlerle kişiliğimiz arasında bağlantılar kurdu. Mesela dopamin, dört reseptör geni daha uzun olan kişiler, heyecan tutkunu olmaya daha müsait. Yani eğer sizde bu gen varsa, muhtemelen roller coasterları seversiniz. Bir gün skydiving yapmak istiyor da olabilirsiniz. Ama bir gene sahipsiniz diye belli bir kişiliğe mahkum olduğunuzu düşünmeyin sakın. Öyle olmadığı çok açık. Yani dopamin 4 reseptör geniniz daha uzun olduğu için illa heyecan tutkunu olacaksınız diye bir şey yok. Genlerle bir araya gelince çeşitliliğe yol açan başka bir sürü şey var. Mesela çevresel etkenler. Tek yumurta ikizleri örneğinde olduğu gibi. Kişiliklerinde yetiştirilme tarzlarına ve büyüdükleri yerlerdeki farklılıklara bağlayabileceğimiz özelliklerin olduğu aşikar. Şimdi bu kuramda, diğer birçok kuramda bilinmesi gereken bir diğer anahtar kelime de mizaç. Mizaç doğuştan gelen karakterdir. Biyolojik kuramda mizaçtan bahsetmenin nedeni de bu. Doğuştan sözcüğü. Doğuştan demek çoğu zaman genlerle aktarılmış, kalıtsal demek. Duygu durumumuzdan faaliyet düzeyimize kadar her şey mizacımıza dahil. Mizac genellikle hayat boyu değişmez ve mizaç sadece biyolojik kuramda yer alan bir kavram değil. Özellik kuramı gibi birkaç kuramda daha geçiyor. Yani kişilik kuramlarının çoğuna göre önemli kavramların altında biyolojik prensipler yatıyor olabilir. O halde toparlayalım. Bu dersin ana fikri şu özelliklerimizi belli bir noktaya kadar kalıtımla aktarılan genler belirliyor. Sonra bu özellikler davranışlarımızı veya kişiliğimizi oluşturuyor. Ama bu ilişki kişiliği belirleyen tek şey değil. Kişiliğimizin tamamını her zaman genlerimiz belirlemiyor. Başka şeyler de var. Mesela çevresel etkenler.